Canımanne.com'dan herkese merhaba. Ben Elitra. Sizlere Orman Haftası ile ilgili yaptığım çalışmayı göstermek istiyorum. İhtiyacımız olan A4 kağıdından daha büyük bir fon kartonu. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Daha sonra kendi ellerimle yazdığım "Doğayı sev, ağacı koru" koru başlıklı bir pano. Bunu değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sonra ağacın tonlarını taşıyan A4 şeklinde kağıtlarımız. Sonra ağacın alt tabanının rengine yakın bir fon kartonu. İsterseniz artık çalışmamıza başlayabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken A4 kağıdını iki parçaya ayırmak. Daha sonra tekrar katlayıp dört parça haline getirmek. Amacımız çam ağacına üç boyutlu bir görüntü katmak. Daha sonra katladığımız kısımların yüzeyi dış tarafa bakacak şekilde istediğimiz figürü çiziyoruz. Bunu yaparken tek seferde dört parça elde etmiş olacağız. İsterseniz kesime başlayabiliriz. Burada makası küçük hareketlerle değil de hani tek seferde ne kadar çok parçayı içine alırsa o kadar düzgün bir kesim elde edebiliriz. İsterseniz kesimi kolaylaştırmak için şuradaki fazlalığı yok edelim. Ki daha kolay keselim. Makası ne kadar geniş bir şekilde içine alırsanız o kadar kolay da kesim yaparsınız. Ben burada birazcık yamuk bir çizim yapmışım ama hiç sorun değil. Üstünden selgiyle silebiliriz. Ya da bunu iç tarafa yapıştıracağız. Görünmeye de bilir. Amaç bu dörtlü bölümü alt tabana yayabilmek. Ve son bölüme geldik. Burada birazcık yatay bir çizgi olması gerekiyor. Çünkü çamın tepesini gösterecek. Tamamdır. Şimdi her tarafa eşit bir çam ağacımız oluştu. İstersek bunu bu şekilde de yapıştırabiliriz. Ama eğer ben daha güzel bir görüntü katmak istiyorum diyorsanız şimdi bu çam ağacımızın tam orta noktasını kesiyoruz. Bu şekilde üç boyutlu bir görüntü elde edeceğiz.
Bakın. İsterseniz bu şekilde de yapıştırabilirsiniz. Tabi buralar sivri bölümler düzelecek. Hiç sorun değil. İsterseniz böyle de yapıştırabilirsiniz. Ya da şu şekilde. Bir yapıştırmayla dört parçayı da göstermiş olabiliriz. Ben bu şekilde yapıştırmak istiyorum. Çünkü yandan bakıldığı zaman da çam ağacı her şekilde görünmüş olacak. Şimdi yapıştırabiliriz. Biraz önce kestiğimiz bölüm görüyorsunuz altta kalacak. Kesim o kadar önemli değil o yüzden. Şimdi diğer tarafı yapıştırıyoruz. İstersek bu ortadaki iki parçayı birbirine yapıştırabiliriz. Ama ben yapıştırmak istemiyorum. Yan taraflardan da çam ağacı güzel bir şekilde görünsün istiyorum. O yüzden hafif bir eğim veriyorum. Her şekilde çam ağacım görünüyor. Alt tabanını da yapalım. Kağıdımızın yüzeyine birazcık yatay bir çizgi çekiyoruz. Yan tarafa da aynı şekilde çizgi çekiyoruz. Ve sonra bunu kesiyorum. Ben çok büyük bir çam ağacı yaptım. İsterseniz çam ağacını daha küçük kağıtlarda deneyip bol bir çeşit gösterebilirsiniz. Şimdi de ağacımızın kesimine başlayalım. Yine biraz önceki çam ağacında olduğu gibi A4 kağıdını iki eşit parçaya katlıyorum. Daha sonra iki yüzeyi birbirine ekleyerek dört yüzey elde ediyorum. Sonra sadece bir yönüne şekil vererek diğer taraflarına da aynı şeklin geçmesini sağlıyorum. İsterseniz kesime başlayalım. Burada yumuşak kesimler yapmalıyız. Çünkü ağaçta çam ağacındaki gibi keskinlik istemiyoruz. Hatta yine zorlanmadan şöyle fazla olan kısmı önceden kesebiliriz. Fazla olan kısmı önceden kesersek yumuşak kesimi daha kolay elde edebiliriz. Alt tabandakilerin de eşit bir şekilde kesilmesini sağlamamız lazım.
şu dibe birazdan gireceğim. Önceliğim buradaki yumuşaklığı sağlamaktı. Şimdi şuradaki fazlalığı da kesebilirim. Evet. Biraz önce çam ağacında elde ettiğimiz gibi şimdi de ağacımızın yüzeyini oluşturduk. 3 boyutlu bir görüntü elde etmek istediğimiz için her tarafı eşit olan kağıdımızın tam orta noktada belli olan kısmından kesiyoruz. Dediğim gibi ben büyük bir çalışma yaparak rahat görmenizi sağladım. İsterseniz daha da ebatlarını küçültebilirsiniz. Şimdi yapıştırıcımızı sürüp yapıştırabiliriz. Biraz önce de bahsetmiştim. İstersek üçlü bir yüzey veya çam ağacındaki gibi dörtlü bir yüzey elde edebiliriz. Tamamen bizim isteğimize kalmış. Çok fazla yapıştırıcı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kağıtta bir ıslak bir görüntü elde ediyor. Onu hiç sevmiyorum. Şimdi ortası birleşik gibi görünen ağacımızı ayırdığımızda her taraftan görünecek bir ağaç elde ettik. Şimdi ağacımızın alt tarafını yapacağız. Bunun için biraz önce çam ağacında yaptığımız gibi biraz yatay bir çizgi çekiyoruz. Bu çizginin alt ve üst tarafları geniş olmalı. Eğer dümdüz çekerseniz estetik bir görüntü çok da elde edemeyiz. Şekilde büyük bir ağaç elde ettik. Tırtılımızı oluşturdum. Şimdi de ağacın belirli yerlerine elmalar yerleştirmek istiyorum. Tırtıldaki mantığın aynısını yapacağım. Çöp şişimizin hemen başlangıç yerine kağıdı oturtup 3 parmak yardımıyla döndürüyorum. Genişlemesine izin verip bulunduğu yerden çıkartıyorum. Sonra onu biraz daha sıkıştırıp yapıştırıcıya yerine iğne kullanan insanlar da var. Bu tamamen sizin rahatlığınıza kalmış. İsterseniz yapıştırıcınızı bir kasenin içine koyup yardımıyla rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ama çok çabuk kuruduğu için ben kabından çıkartmayı çok sevmiyorum. Şimdi belirlediğim bazı noktalara kıvırdığım kağıtlarımı elma olarak koyuyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum.
Biraz bekliyorum. Şimdi artık yapıştırabilirim. İki tane daha yapacağım ama bunları daha küçük hale getireceğim. Kağıdımı tam ortadan kopardım. İstediğim genişliği elde etmek için birazcık sıktım. Şimdi de yapıştırıyorum. Biraz bekliyorum. Daha da fazla koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Çam ağacı içinde kahverengiden bir kozalak görüntüsü yapabilirsiniz. Kağıdınızı daha da küçük tutarsanız kozalak görüntüsü ortaya çıkar. Artık yapıştırmaya hazır. Siz de çalışmalarınızı bize aktarabilirsiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.